Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi videomuzda bagaların konma şeklini biraz anlatacağım. Bildiğiniz gibi bagalarda bu konma yönünü birçok kişi yanlış yapıyor veya yanlış bilgilere haiz. Buna göre defalarca soru geliyor bana veya işte araştırıyorlar, bakıyorlar. Doğrusu nedir, yanlışı nedir, biz mi yanlış koyuyoruz? İşte yanlış koyarsak ne olur, doğru koymazsak ne gibi zararlarımız olur gibi kafalarda soru işareti oluyor. Bakın arkadaşlar şimdi elimde 3 adet bagamız var. 1. Bandonun orijinal silindirik bagası. 2. Elimde 1 adet 50'lik MSR varyatör var. Ön varyatör yarım ağır rulmanlı olan da. Bunun bagası var. Silindirik olan. Bir de speed up'ın bildiğimiz piyasada satılan performans tip agası var. Şimdi bunları üzerinden nasıl koymalıyız ben size izah etmeye çalışacağım. Lütfen dikkatle dinlerseniz hani işin doğrusunu yanlışını veya yanlış koyduğumuzda bir şey olacak mı olmayacak mı bunun anlatımını sizlere yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ön varyatörü böyle elimize aldığımızda şu anda varyatörü arka taraftan yani motorun bloğunun iç tarafından bakıyoruz. Şimdi burada varyatörümüz sürekli böyle sağa doğru dönecek. Yani krank milimiz döndüğü sürece motorumuz çalıştığı sürece bu varyatörümüz sürekli sağa doğru dönecek. Şimdi burada sağa doğru bir kuvvet var arkadaşlar. Yani bu dönme kuvveti sürekli sağa oluyor. Bu konumda arka taraftan varyatöre baktığımızda böyle. Tabii ki ön taraftan baktığımızda dönme yönü farklılaşacak. Şimdi bu sağa dönerken biz içine koyduğumuz bagalarda ister istemez bunun tersine hareketlenecek. Yani bu sağa dönerken içerideki baga sol tarafa doğru meyilli olacak. Yani o tarafa doğru bir kuvvet uygulayacak. Sol tarafa değdiği zaman ne yapacak? Bakın burada iki tane yan duvarımız var. Yan duvarlarımızı bagamız yani tek taraftan sol tarafa doğru sürekli temas halinde olacak. Sağ tarafa göre bir şey yok. Ha bu sola dönse o zaman bu tarafa doğru yapması lazımdı. Ama bu pozisyonda ön varyatöre baktığımızda sağa döndüğü için bagalarımız sürekli şu yan duvara temas halinde olacak. O zaman ne yapacağız? Biz bagamızın tipine göre burada bagamızı yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şundan örnek vereyim. Bakın MSR'nin kendi varyatör bagasında herhangi bir yan yüzeyinde farklılık yok. Bakın iki tarafı da aynı. Bunu buradan attığımızda böyle de koyabiliriz. Böyle de koyabiliriz. Yani bunun herhangi bir yönü yok. Çünkü her iki yan yüzeyimiz aynı. Gelelim bandonun bagasına. Bakın burada gördüğünüz gibi yazıları görüyorsunuz. Nedir? Burada yan yüzeyin bir tanesi açık. Diğer tarafı ne yapmış üretici firma? Bakın buradaki yan yüzeyin bir tarafını dolu yapmış. Yani şu teflonu yan yüzeyde görüyorsunuz. Dolu olarak imalatını yapmış. O zaman ne yapacağız? Az önce anlattığım gibi bu sağa döndüğü zaman bagalar da sola doğru kuvvet olarak meyledeceği için şu dolu kalan dolu olan yüzey sola gelecek şekilde bakın böyle karşıdan koyduğum zaman sola gelecek şekilde koyuyoruz. Çünkü burası temas halinde olacak. Bakın bunu yine dolu tarafını aldım. Ne yaptım? Yine sol tarafa gelecek şekilde koydum. Ha siz bunu buradan koyarsınız, o zaman farklı olur. Ben koyduğum kanal üzerinden anlatıyorum. Bakın burada yine dolu yüzeyi aldım elime. Karşı tarafa koyarken yine bu tarafa dolu yüzeyini getirdim. Bunu yine dolu tarafını bakın elime aldım. Yine sol tarafa getirdim. Bunu da aynı şekilde sol tarafa getirdim. Bunu da yine açık tarafını sağ, dolu yüzeyini
sola gelecek şekilde varyatör elimde bu konumdayken bu kanala tek tek hepsini çevirerek koydum arkadaşlar. Ne yaptı burada? Şimdi dolu yüzeylerimizin hepsi bakın burada sol tarafa baktı. Yani bu böyle döndüğü zaman bagamız da sol tarafa temas edeceği için burada üretici firma bagamızın yan yüzeyi aşınmasın veya işte tıkırtı sesi yapmasın diye bunu böyle tasarlamış, böyle imalat yapmış. Yani bunun amacı budur arkadaşlar. Şimdi banda bagalarımızın dizilimini de gördük. MSR'yi de gördük. Hemen şeyden örnek vereyim. Performans tip bagadan. Bakın bunun yan yüzeyi bu şekilde imalat yapılmış. Yani biraz şey var. Ama bu yüzey açık. Bakın burada içindeki çelik malzemeyi görüyoruz. Şimdi şuradan baktığımızda bakın burasının kapalı olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani bu yüzeyle bu yüzey bir mi? Hayır değil. O zaman biz bu bagayı zaten ters koyma şansımız yok. Düzgün şekilde koyarsak bakın şu şekilde düzgün şekilde koymamız gerekiyor. Nedir? Bakın burada yine kapalı kısım sol tarafa gelecek. Az önce banda örneğinde verdiğim gibi bagayı bakın düzgün şekilde kanala koyduğumuzda nedir? Yine kapalı yüzey sol tarafa geldi. Bakın kapalı yüzey burada. Düzgün şekilde bu şekilde koyduğumuzda yine sola geldi. Bakın kapalı yüzeyimiz burada. Bagayı düzgün şekilde kanala koyduğumuzda yine sola geldi. Çevirdik. Bakın kapalı yüzey bagamızı doğru kanala koyduğumuzda yine sola geldi. Çevirdik. Bakın baganın dolu kısmı yine sola gelecek. Bu şekilde. Bu da yine bakın sol tarafı kapalı olan yüzey yine sola geldi. Bu arada performans baganın dizilimi de böyle olacak arkadaşlar. Hani yanlış takılıyor, yanlış konuluyor. İşte bagam olmadı, baga değiştirdim, motorum performanslı olmadı. Motorum daha kötü oldu falan gibi yorumlar geliyor. Baganın doğru dizilimi böyledir arkadaşlar. Yani performans bagasından da örnekleme yaptık. Adam üretici ne yapmış? İşte sol tarafa gelen yani şu konumda bizim ileri uçta kanalda baktığımızda sol tarafa gelen kısımlar hep dolu yüzeyler. Şöyle çeviriyoruz. Dolu geliyor. Dolu yüzey. Dolu yüzey. Dolu yan yüzey. Dolu. Hep dolu taraf sola bakıyor. Az önce anlattığım gibi sağa döndüğü zaman bagalar sola hareketleneceği için ilk temas noktamız hep buraları. Sol taraflar. Bu yüzden üretici firmalar bunları düşünerekten hani aşınma olmasın bagada veya ses yapmasın diye bu şekilde bir tasarım yapmışlar, üretim yapmışlar. İşte bu şekilde kullanılsın diye düşünülerek de bu şekilde bir imalatları olmuş. Burada dediğim gibi her 3 bagadan örnek verdim. Bakın performans bagada da koyduğum gibi sol tarafa geldi. Bando bagada da mesela koyduğum yani dolu yüzey sola geldi bu şekilde. MSR'nin kendi bagasında dolu yüzey ya da boş yüzey olmadığı için her iki yan yüzey aynı olduğu için bunun sağı solu yok. İstediğimiz gibi kanala koyabiliriz. Yani böyle de koyabiliriz. Bu şekilde de koyabiliriz. Burada bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi bu baga diziliminde yan yüzeyleri özellikle bu şekilde koyarsak bu işin doğrusunu yapmış oluruz. Ha burada velev ki ne yaptık? Doğrusunu dizmedik. Atıyorum bando baganın dolu tarafı sol tarafa gelmedi. Açık yüzeyi sol tarafa geldi. Bakın bunun da bunu şu şekilde koyalım. Açık yüzeyi öbür tarafa geldi. Benim dediğimin tersini yapıyorum şu anda. Bakın bu şekilde koyduk. Açık yüzeyleri ters olarak yani bu bagaları ters olarak şu anda kanala koydum. Diyelim ki bu şekilde bagaları biz bilmeden ya da yanlışlıkla bu şekilde dizdik. Bu bize bir güç kaybı yaratacak mı? Hayır. Performans kaybı yaratacak mı? Hayır. Bizim motorumuzun hızında bir kesmeye sebep olacak mı? Hayır.
Bunlar yaşanmayacak arkadaşlar. Neticede baga burada aynı şekilde aşağı inip yukarı çıkacak. Görevini yine yapacak. Ama dediğim gibi az önce bu yan yüzeyler temastan dolayı yıpranmasın, aşınmasın diye bu bagayı dolu tarafını sol tarafa koymalıyız. Sadece buradaki üretim amacı da bu. Bizim bu şekilde koymamızın amacı da bu. Yoksa ki motorumuz hız, performans, efendim çekiş kaybı vesaire yaratmayacak. Herhangi bir bu şekilde sıkıntı olmayacak. Ama biz her şekilde bunun doğrusunu koyup kullanmak durumundayız. Bu şekilde baga dizilimlerini yaparsak aklımızda tereddüt olmaz. İşte bagaların ömürlerinden çalmasına engel olmuş oluruz. İşin de doğrusunu yapmış oluruz. Sanırım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Mevzu yanlış biliniyor veya çok sorulara muhatap olunuyor. Ne bileyim bilmeyenlerin kafasında soru işaretleri oluyor. İşte yanlış koydum. Acaba işte performansım, hızım düşer mi? Veya ses olur mu? Veyahut da ne gibi sakıncası olur? İşte doğru dizilimi nasıl yapmam lazım? Tüh keşke öğrenseydim falan filan. Böyle delik sorular olabiliyor. Videomu izleyen herkes sanırım bunun doğru şeklini anlamıştır. İzlemeyenlere de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Olayın niye böyle olması gerektiğini ben size anlatmaya çalıştım. İşte bagaların doğru yönünün nasıl konması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bu şekilde bir içeriğimiz oldu arkadaşlar. Sorularınız olursa yine sorular kısmında bana ulaşırsanız yanıtlamaya çalışayım arkadaşlar. İşlerim bazen yoğun oluyor. Cevaplamada gecikebilirim. Hani anında niye cevap gelmedi, niye yazılmadı falan gibi düşünmeyin. Mutlaka videoların altındaki yorumları okuyorum, değerlendiriyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Zamanım el verdiği müddetçe. Sizler kanalıma abone olup videolarımızı izlerseniz memnun olurum arkadaşlar. Pratik videolarım oluyor, işte bakım videolarım oluyor veya kendi motorumda yaptığım işlemlerle videolarım oluyor. Bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Videomu da beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Başka içeriklerim gelecek. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum.